Günay Karacaoğlu. O doğduğunda takvim yaprakları 13 Mart 1971'i gösteriyordu. Kayseri'de dünyaya geldi. Bir ablası, bir de abisi olan Günay'ın doğumu babasına sevinçten ne yapacağını şaşırttı. Ünlü oyuncu bir röportajında şunları söylemişti. "Doğumum ailede öyle büyük bir mutluluk yaratmıştır ki, ablam doğduğunda çalıştığı şirketteki arkadaşlarına, abim doğduğunda ise aklını iyiden kaybedip bütün şirkete sevinçten ziyafet veren babamın benim doğumumla birlikte İzmit'e maça gitmesinin nedeni artık sevinçten ne yapacağını bilememesindendir." Aslen Kayserili olan Karacaoğlu ailesi 1976 yılında İstanbul'a taşındı. Günay da ilkokula burada başladı. Henüz 5-6 yaşlarındayken dikkatleri üzerine çekmeye ve kendini göstermeye meraklıydı. Aklına nereden geldi bilinmez, daha 6 yaşındayken kendi koyduğu Alev Yaldız sahne adıyla evinin salonunda ailesine konserler veriyordu. Günay Karacaoğlu, "Her Şey Bu Masada" programında Doğa Rutkaya o günleri şöyle anlatıyor. "Alev Yaldız benim sahne adım. Ben evde silah zoruyla bütün ailemi oturtup kapanışı ve açılışı yaparak hem sunucuyum hem daha solistim. Her şeyi ben yapıyorum. Ve karşınızda Alev Yaldız deyip sahneye çıkıyordum. Kimse alkışlamadığı zaman da zorla alkışlatıyordum. Dansöz kıyafetim bile vardı. Eşofmanımın üstüne giyerdim. Manasız hareketler yapıyordum işte. Ailemi benden soğutmaya sebep olduysa da ben bu işin peşini bırakmadım" diyen Günay'ın çocukluk yıllarındaki sahne merakı lisedeyken de devam etti. Okulun tiyatro kolunda aktif bir şekilde bulundu. Başarılı bir oyuncu olacağının sinyallerini daha o zamanlardan vermişti. Liseler arası tiyatro festivalinde en iyi oyuncu ödülünü bile almıştı. Bu ödül Günay'a cesaret getirdi ve artık oyuncu olmaya kesin karar verdi. Bazı öğrenciler tiyatro, müzik kolu gibi toplulukları dersten kaytarmak için seçerdi. Günay, lisenin tiyatro oyunlarında sürekli sahnede olsa da derslerini hiç aksatmadı. Son derece disiplinli ve çalışkan bir öğrenciydi. Başarılı oyuncu Doğa Rutkaya verdiği röportajında o günleri şöyle anlatıyor. "Şişko, hafif, kısa ve kıvırcık saçlı olduğum için çalışmaktan başka bir alternatifim yoktu hayatımda. Ben hiç eteğini kıvıran kızlardan olamadım ya. Nereye kıvırıyorsun? Kıvırsan ne olacak? Kim bakıyor sana? Bir de ona kafayı takacağım. O yüzden çok çalışkandım." Liseyi okul üçüncüsü olarak bitiren Günay, oyuncu olmayı kafasına takmıştı. Bu tercihindeki en büyük destekçisi ise babası olmuştu. 1991'de konservatuara başvurdu. Fakat sol gözündeki problem nedeniyle kazanamadı. Yine de vazgeçmedi. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne başvurdu. Gençliğinin verdiği özgüvenin yanı sıra dobra bir karaktere sahipti. Sınav günü sahneye çıktığında jürideki Müjdat Gezen'e gözündeki problemden bahsederek "almayacaksanız baştan söyleyin" demişti. Günay Karacaoğlu sınav günü Müjdat Gezen'le yaşadığı diyaloğu şöyle anlatıyor. "Bakın, benim sol gözümde biraz sıkıntı var. Almayacaksanız baştan söyleyin de ben hiç parça falan oynamayayım" dedim. Müjdat Hoca büyük bir şaşkınlık içinde "Kızım, biz bu okulu insanların fiziksel özelliklerine, güzelliklerine ya da kusurlarına göre almıyoruz. Böyle bir ilkemiz var. Zaten seni alıp almayacağımıza bir karar verelim, ondan sonra bakarız" dedi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitimine devam ederken 1994 yılında ilk kez bir dizide oynadı. Perran Kutman ile Erdal Özyağcılar'ın başrolü paylaştığı Şehnaz Tango dizisinde rol alan Günay Karacaoğlu televizyona merhaba dedi. Normal şartlarda anlaşması 2 bölümdü. Ancak Günay Karacaoğlu o 2 bölümde öylesine harikalar yarattı ki 2 yıl boyunca dizinin kadrosunda yer aldı. 1993'te Şevket Çoruh ile nikah masasına oturan Günay Karacaoğlu, 1995'te Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun oldu. Başarılı oyuncu, 1997 yılında Gülenay ismini verdiği kızını dünyaya getirerek anne olma sevinci yaşadı. 1996'da Köşe Kapmaca, 1997'de ise Hayvanlara Dokunduk dizilerinde rol alan Günay Karacaoğlu, kısa sürede beyaz perdeye de adım attı. Başarılı oyuncu, 1999'da Gani Müjde'nin yazıp yönettiği Mehmet Ali Erbil, Cem Davran, Demet Şener, Hande Ateizi, Sümer Tilmaç, Ayşegül Aldinç, Yılmaz Köksal ve
Nursel İdiz gibi yıldız isimlerin oynadığı Kahpe Bizans adlı sinema filminde Anaç Hatun rolünde oynadı. 2001 yılında TRT'de yayınlanan Yeditepe İstanbul dizisinde önem karakteriyle karşımızda olan Günay Karacaoğlu gösterdiği performans ile büyük alkış aldı. Başarılı oyuncu, büyük beğeni toplayan bu diziyle alakalı şunları söylemişti. Yeditepe İstanbul çok önemli. Bize çok dokunan bir işti. Biz orada bir dizi çektik, çok gerçekçiydi. Aslında biz orada bir hayatı paylaşıyorduk. Rol icabı reçel yapıyorduk, gerçekte de onu yiyorduk. Kariyerinin başından bu yana sürekli yan rollerde oynayıp yardımcı karakterlere hayat veren başarılı oyuncu, Yarım Elma dizisinde Janset Paçal ile birlikte başrolü paylaştı. Birbirine zıttı ve ayrı çevrelerde yetişmiş ikiz karakterlerden Gonca'yı oynayan Günay Karacaoğlu bu rolüyle hafızalarımıza kazındı. Yarım Elma dizisi bir istisna olsa da Günay Karacaoğlu özellikle televizyon ve sinema projelerinde küçük rollerin büyük oyuncusu olmayı tercih etti. Başarılı oyuncu bunun nedenini bir röportajında şöyle anlatmıştı. "Daha büyük oluyorlar. Şehnaz Tango'da oynarken ufacık bir rolüm vardı. İki bölüm dediler. Girdim, 2 yıl boyunca oynadım. Bu çok önemli. Küçük bir role öyle bir renk katıyorsun ki rol kendiliğinden büyüyor. Büyük olan bir rolün içine girmek gerçekten daha zordur oyuncu için. O ne büyük bir sıkıntı, strestir. Ne kadar çok beklenti vardır senin üzerinde." Takvim Yaprakları 2004'ü gösterdiğinde Günay Karacaoğlu ve Şevket Çoruh boşandı. Dost kalmayı bilen ikili yıllarca aynı sahneyi paylaştılar. 2008 yılında ikinci evliliğini yapan Günay Karacaoğlu, Cengiz Çağatay ile nikah masasına oturdu. Ancak 2 yıl sonra bu evliliğini bitirdi. 2009 yılı Günay Karacaoğlu için tam anlamıyla ödüllerin yılı oldu. Muhsin Ertuğrul Ödülleri, Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri ve Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nin hepsinde komedi dalında en iyi oyuncu ödüllerinin sahibi oldu. Günay Karacaoğlu aynı yıl içinde bu kadar prestijli ödülün sahibi olsa da hiçbir zaman profesyonel oyuncu olduğumu kabul etmedim diyebilecek kadar mütevazi bir karaktere sahip. 2018'de 18. Direkler Arası Seyirci Ödülleri'nde Komedi Kadın Oyuncu Ödülü, 2021'de ise 47. Panten Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi komedi dizisi kadın oyuncusu ödüllerinin sahibi olan Günay Karacaoğlu, komediyi şu sözlerle özetlemişti. "Komedi içinde hüzün barındırırsa güldürür, öbürünü soytarılar da yapar." Günay Karacaoğlu uzun yıllar tek kişilik oyunu basit bir ev kazasıyla seyircinin karşısına çıktı. 90'lardan beri sahnelerin tozunu yutan başarılı oyuncu, acı ve tatlı birçok anı biriktirdi. Günay Karacaoğlu bunlardan birini şöyle anlatmıştı. "Bir tane yaşlı bir amca. Rahatsızmış, sonradan anladık. Caddebostan Kültür Merkezi'nde oynuyorum. 600 kişi var. Tek başımayım. Sahne önüne kadar bir tane amca geldi. Seni mi seyredeceğim be dedi. Çıktı gitti. Öyle güzel dedi ki. Seyirci önce dondu kaldı. Sonra alkış başladı. Ama olsun, o amcanın canı sağ olsun. Ben olsam ben de seyretmem beni." Günay Karacaoğlu komedideki başarısından dolayı sık sık Türk sinemasının usta oyuncusu Adile Naşit ve Perran Kutman'a benzetildi. Başarılı oyuncu konuyla ilgili bir röportajında şunları söyledi. "Komedide durumlar bellidir. Zamanlama, hız ve zeka önemli. Bunların üçünü bir arada kullanan herkesi birbirine benzetebilirsiniz. Adile Naşit dünyaya gönderilmiş bir hediye. Keşke onlara benzeyebilsem. Bu piyasanın içinde onlar gibi kirlenmeden kalabilsem yıllarca ayakta. Sokaktan gelen bir oyuncu olsaydım ve birilerine benzetilseydim rahatsızlık duyardım. Ama ben bunun eğitimini aldığım için böyle bir durum söz konusu değil. Birine benzetilmek, özellikle Adile Naşit'e benzetilmek benim için çok büyük bir gurur ve şereftir." Günay Karacaoğlu Eylül 2022'de üçüncü kez nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncu uzun süredir birlikte olduğu Profesör Doktor Saadettin Eski Çorapçı ile dünya evine girdi. "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi. Evet dedim" sözleriyle evlendiğini duyurdu. Günay Karacaoğlu'nun nikah paylaşımına ilk yorumlardan birini yapan eski eşi Şevket Çoruh, "Çok güzelsiniz, mutluluklar" diye yazdı. 90'ların ortasından bu yana tiyatro sahnelerinin tozunu yutup çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizilerinde oynayan Günay Karacaoğlu, oyunculuğu kadar mütevazi karakteriyle de gönlümüzde tat kurdu. Bir röportajında "Oyunculuk benim mesleğim ama
İş dışında oyuncu değilim diyen Günay Karacaoğlu devamında şunları söylemişti. Ben burada 600 kişiye selam verip eve gidip soğanı kavurup kızıma kıymalı patates yemeği yapan bir kadınım. Her sene mutlaka turşumu kurarım. Çünkü ben aynı zamanda bir anneyim. Evde yerleri silerim, sonra çıkıp sahnede oynarım. Biz de Günay Karacaoğlu'na hayatının geri kalanında sağlık ve mutluluk diliyoruz.